Bayım, bayım, buraya park edemezsiniz. Neden olmasın? Burası park etmek için mantıklı bir yer değil mi? Mantıklı mı? Çimenin üzerine park ettin. pardon, büyük olayıma geç kalmak istemiyorum. Pekala millet, birçok hak eden ve kazanan. Ama şimdi bir numaralı ödülde büyük balık, tacın taşı, altın ayakkabı. Ödülüm için tam zamanında geldim. Bize katılman ne kadar hoş El Matador. Evet, sadece 2 saat gecikti. Ödül törenleri her zaman çok sıkıcı. Evet, kendine bunu söylemeye devam et Shakes. Altın ayakkabıyı aldığım zaman senin işin daha kolaylaşacak. Ve adaylar. Ah, işte benim zamanım. Barca'dan Riano, süper golcülerden El Matador. Evet. Yedilmezler takımından Scarra, süper golcülerden Shakes ve kazanan... Ve kazanan... Yaşa ve tekmele. Ve kazanan... Shakes! En iyisi benim. Dostum, sen kazanmadın. Ne? Tebrik ederim dostum. Ama seneye senin için bu kadar kolaylaştırmayacağım. Daha azını beklemezdim dostum. Bir kez daha takımın seni ödüle taşıyor. Belki de arada bir takımına paslamayı deneyebilirsin. Ödül kazanmaya yardımcı olur. Ha, lütfen şunlara bak. Eğer sana karşı sadece ben olsaydım her zaman kazanırdım. Ne yazık ki en büyük hileci ödülü yok. Çünkü o zaman her seferinde kazanırdın. Vay canına çocuklar. İlk süper gol geçen sene ligi kazandı ve şimdi bu. Takımım olmadan yapamazdım. Duydunuz değil mi? Bensiz yapamazdım. Her neyse, herkese teşekkürler. Gelecek sezonda daha büyük bir mücadeleyi iple çekiyorum. Neden gelecek sezon için bekliyorsun Shakes? Bay Shakes. Bu nedir? Sevgili Shakes, Bayan Altivo sizi benzeri olmayan bir futbol müsabakası için özel adasına davet ediyor. Ah, hadi ama. Altın ayakkabıyı ve havalı bir altın mektup mu aldın? Bu adil değil. Bay Matador. İşte ben de bundan bahsediyorum. Sevgili El Matador, arabanız çekildi. Ha? Gerçekten o adaya gitmeyi düşünüyorsun değil mi Shakes? Evet. Farklı bir şey yapmak iyi olurdu. Ama dansçı Rasta'nın evindeki sezon sonu barbeküsünü kaçıracaksın. Güneşte rahatlamak. Harika tınılar. Karnımız dolana kadar harika lezzetli şeyler yemek. Biraz ara vermek önemli dostum. Merak etme, iyi olacağım. O ne sigara? Geri ödeme. Kısa süre içinde iniyoruz. Altivo Adası'na hoş geldiniz. Vay canına. Merhaba Shakes. Ne? El Matador. Sen burada ne yapıyorsun? Davetiyen postada kaybolmuş olmalı. Çok komik Shakes. Shakes? Merhaba arkadaşlar. Hey Shakes. Güzel, güzel, güzel. Bay Altın Ayakkabı'nın ta kendisi. Bebek bakıcını getirdiğini görüyorum Shakes. Oturduğum tek şey sandalyeler. Ve bazen de yer. Sandalyeler olmadığı zaman... Bütün bunlar ne hakkında? Bilmiyorum. Geldiğimizden beri kimseyi görmedim. Büyük ihtimalle bize devremülük satmaya çalışıyor. Baylar. Ha? Ondan daha ilgi çekici bir şey sunuyorum. Hayatınızın meydan okuması. Huzurlu bir tropikal ada. Ve burası en iyi futbolcular için ileri düzey araştırma yerine dönüştürüldü. Top sürme, denge,
dayanıklılık. Bu en iyi oyunculara karşı yeteneklerinizi denemek için bir şans. Sonra sona kalan iki kişi inanılmaz bir futbol maçında baş başa kapışacak. Peki neden senin küçük turnuvanda oynayalım? Evet, bizim için ne var? Böylece aranızdan hanginizin en iyi futbolcu olduğunu bulma şansı olacak. Ama eğer aranızdan hazır hissetmeyen varsa uçaklarım sizi eve göndermeye hazır. Evet, siz ezikler evinize gidip birer frappuccino için. Ben burada kalacağım ve kazanacağım. Hiç şansın yok Scarra. Kalmalısın Shakes. Herkese altın ayakkabıyı benim kazanmam gerektiğini göstereceğim. Tamam, hadi şunu yapalım. Çok üzgünüm El Matador. Turnikam sadece ödül kazanan oyuncular için. Zalim kader, benden neden nefret ediyorsun? Turnuvanın kalanını neden VIP bölümünden izlemiyorsun? Hediye bir çanta var. Hediye çantası mı? Benim olacak. Kalan herkes için turnuva bizi bekler. Bol şans. Bitişte bekliyor olacağım. Eğer o kadar uzun dayanırsanız. Eski bir tatil eğlencesi için hazır mısın ha Shakes? Evet. Keşke mayomu getirseydim. Futbola biraz ara vermek iyi hissettiriyor. Şimdi oyun planı şu. North çal. Arkadakini kontrol et. Rakip şaşıracak kaptan. Havalı Joe. Kanatlara çalışmaya devam et. Tamamdır dostum. Cambaz kaplan. Merkezde biraz alan yarat. Çoktan hallettim. El Matador sen. El Matador? El Matador nerede? Yüksek ihtimalle geç kaldı. Yeniden. Çocuklar. Bunu görmelisiniz. Bu benim hayatımda gördüğüm en büyük televizyon. Güzel bir gün Klaus dostum. Neden dışarı gelmiyorsun? Ama bu televizyonun 3 boyutlu özelliği var. Dışarısı zaten 3 boyutlu. Evet ama dışarısının karaoke özelliği var mı acaba? La 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 la. Hayatınız için kaçın dostlar. La la la. Ormanda koşarken düşmeyin, kaymayın ya da sakarlık yapmayın. Yoldan çekil küçük adam. Süper Strike Ligi zirvede bitirmiş olabilir. Ama orman müsabakasına dair hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bu zavallı ada tavanın yanında maç öncesi hazırlık sahası gibi. Vay. İnsanı geriyor. Evet, tehlikeli görünüyor. Meydan okuyorum. Çocuklar, ağaç kütüğü. Süper Golcüler Ligi birinci bitirdi. Evet, anladık. Hayır, ağaç kütüğü. Hadi ama. Altın ayakkabı yok, altın bilet yok. Ve şimdi de VIP bölümünü bile bulamıyorum. Bu hiç hoş değil. Bölüm 1. Neredeyse ağaç kütüğünü geçtiler. Harika. Bölüm 2. Sütun engeli harekete hazır. Şu meydan okumalar VIP'yi bulmakla kıyaslandığında hiçbir şey. VIP'yi bulmak imkansız bir şey. Scarra, seni pislik. Neden Liquido'yu dışarı attın? Evet, onursuz. Siz ezikler el ele tutuşup Kumbaya söyleyebilirsiniz. Ben kazanmak için buradayım. Çocuklar, problemimiz var.
Bayağı büyük bir problem. Topu sütun engel üzerinde tut ve düşmemeye çalış. Çünkü düşüş ölümcül olur. Ha? Hı? Şunu duydunuz mu? Neyi? Kesinlikle. Çok aşağıda. Hey! Buraya! Takıma katılmaya hazır mısın? Sadece pas at. Çak! Hayır! Evet evet, bunu açtık. Ben kötü biriyim. Şimdi sırada hangi ezik var? Hanginisi eğileyim ha? Bingo. Scarra, elendiğini görmek çok üzücü. Seyircimiz Shake'le olan çatışmayı seviyordu. Seyirci mi? Hangi seyirci? Benim yeni televizyon programım. Futbol Adası programındaydın. Sütun engel. Scarra başarısız. Shake kazandı. Geriye 4 süper oyuncu kaldı ama... Aralarında sadece 2 tanesi Volkan maçına kalacak. Ve sadece 1 tanesi Futbol Adası'nın kralı olacak. Tüm bu şeyler sahte mi? Yazılmış gerçeklik terimini tercih ederim. Şimdi neden şovun geri kalanını VIP bölümünde oturup izlemiyorsun? Ve Shakes'in kazanmasını mı izleyeyim? Evet doğru, Ezikler Adası'nda yeterince bulundum. Dostum bu çok iyi görünüyor. Aa, bekleyemiyorum. Çok hızlı değil. Birkaç dakika daha dostum. Bu etin mükemmel bir şekilde pişmesini istiyorum. Çocuklar, bunu görmelisiniz. Hey Klaus, daha sana ne kadar söylememiz gerekli? Sen karaoke yaparken seni dinlemeyeceğim. Hayır, çocuklar bunu gerçekten görmeniz gerek. Shakes televizyonda. Gizli büyük elit turnuvası. Ünlülerin olduğu televizyon programı mı? Televizyon programları çok ezik. Hepsi sahte biliyorsunuz değil mi? Tamamıyla yazılmış. Hadi çocuklar. Barbekü kimseyi beklemez. Evet. Kim volkan alevlerine gidebilecek kadar iyi? Büyük bir final. Yükselen lavanın altında. Birkaç dakika izleyebilirim. Bu VIP bölümü mü? Bu garip dekordan emin olamasam da ama hediye çantası yok. He? Lütfen, lütfen. Asla VIP bölümünü bulamayacağım. Neden deniyorsun ki? Seni içeri almayacaklar. Ödül kazanmadın. Evet, Süper Lig kupası dışında hiç duymuş muydun? Her neyse. Ha? Bakın burada ne var. Sıra siz eziklere gerçek şovu gösterme vakti. Hadi partiyi başlatalım. Siz çocuklar eziksiniz. Bayan Altivo,
Müdahalenin kaynağını bulduk. Destek kontrol odası 3. Skarra. Güvenliği arıyorum. Hayır. Daha iyi bir planım var. Seyircinin bir kahramandan daha çok sevdiği bir şey varsa o da kötü adam. Volkan maçı. Biz geliyoruz. Sana karşı kolay olmayacağımı biliyorsun değil mi dostum? Daha azını beklemezdim dostum. Shake ve Riona final karşılaşmasına gidiyorlar. Ama kötü bir gücün bir şeyler hazırladığını bilmiyorlar. Ne? Skarra. Dostum. Size söyledim hepsi sahte. Neden Skarra kontrol odasında olsun ki? Eğer ben kazanamazsam kimse kazanamaz. Farklı bir tatil oluyor değil mi Shakes? Merak etme. Yakaladım seni dostum. Hiç sanmıyorum dostum. Seni tekrardan çok kolay bıraktım. Hayır! Hadi dostum. Hadi. İşte benim adamım. Evet, bu demek oluyor ki Shakes kazandı. Tamam, itiraf ediyorum. Bu biraz havalı. Bir televizyon şovu için. Biraz mı? Bu benim gördüğüm en delice şey. Vay canına. Sanki volkandan gerçekten duman kokusu alıyor gibiyim. Oh, hayır dostlar. Barbekü. Tamam. Burada işimiz bitti mi Altivo? Riano elendi. Kalan tek kişi benim. Hı? Oyun değişti, Shakes. Oh, hadi ama. Turnuvaya nasıl geri döndün? Oo, bekle tahmin edeyim. Hile yaptın. Ne yazık ki seni koruyacak hiçbir şey yok. Seni taşıyacak bir takım arkadaşı da yok. Ve seni kollayan Süper Lig kuralları da yok. Şimdi kimin en iyi olduğunu göreceğiz. Oh, doğal. Seyirci bekliyor. Hadi topu yuvarlayalım. Kaybetme zamanı Shakes. Hadi parçalayalım sizce? Kaybedeceksin Shakes. Ne kadar kupa alırsan al, birebir de her zaman benim kral olacağımı bileceksin. Göster herkese. Hadi kardeşim. Şimdi tüm dünya altın ayakkabıyı kimin hak ettiğini görecek. Sen neyden bahsediyorsun? Ah dostum, inanılmazsın. Bunların hiçbiri gerçek değil. Televizyon programındasın Shakes. Ama uzun süreliğine değil. Ne? Shakes? Eğer televizyondaysak reytinglerin bayağı bir düşmek üzere. Ne? Hayır! Hala VIP bölümü yok mu? Bir türlü kazanamıyorum. El Matador kazandı. Nasıl gitti oraya? Ben bilmiyorum Bayan Altivo. Onun VIP bölümünde olması gerekiyordu. Ormanda savaştılar. Cehennemin üzerinde dengede kaldılar. Nefeslerini bilinmezliğin derinlerinde tuttular. Yanan bir volkandan sağ çıktılar. Ama sadece bir oyuncu, yeteneğe sahip, cesaret ve dayanma gücüne sahip olan Futbol Adası'nın ilk şampiyonu. Her zaman içimde olduğunu biliyordum. Futbol Adası ne? Ah, bütün bu planlama, bütün bu çaba. Her şeyi kontrol edemezsin Bayan Altivo. Bu bir televizyon programı. Kovuldun!
Seni aptal kazanmasına izin mi verdin? Burada olmaması gerekiyor. Neden hakeme mızmızlanmıyorsun? Aa evet. Çünkü hakem yok. Hey dostum. İyi olduğuna sevindim dostum. Ben de dostum. Peki futbol adası hakkında ne düşünüyorsun? Şey, her gün bir yanardağın tepesinde oynamaya şansım olmuyor değil mi? Hepiniz bende kusma isteği uyandırıyorsunuz. Ben VIP bölümüne gidiyorum. Bu harika bir onur. Peki benim hediye çantam nerede? Ama altın bileti bile yoktu. Ne dedim ben? Sahte. Belki de beklenmedik bir son planlanmıştır. Evet, beklenmedik olan şey öğlenimizi boşa harcamamız. En azından hala lezzetli yemeğimiz var. Yo, olamaz. Televizyon programları berbat, sana söylemiştim. Kesinlikle berbat dostlar. Evet, kesinlikle. Taktik bölümü görev için rapor vermeye hazır efendim. Ya Nine, süper golcülerin anahtar oyuncusunu bulabildin mi? Yapma. Shakes ve El Matador takımın bütün skor yükünü taşıyor. Haklısın Über efendim. Ama o gollerin %65'i takımdaki tek bir kişi tarafından sağlanıyor değil mi? Ha? Kim? Klaus. Eğer onu durdurursak süper golcülerin gol oranını düşürebiliriz. Peki onu nasıl durduracağız? Üstün bir psikolojik üstünlük sayesinde. Operasyon Alter Ego. Süper golcüler. Süper golcüler. Demir maskeli adam. Alpin Otel'e hepiniz hoş geldiniz çocuklar. Tur boyunca kiminle olacağınızı biliyorsunuz. Savunma departmanı. Evet. Evet, bizi sol kanada koy. Olmaz. Sağ kanada. Oh, yaşasın Shakes. Süper oda arkadaşları. O şeyi söyleyemem. Hadi ama. Eğlenceli olacak. Süper oda arkadaşları. Hala neden benim tek başıma kalmam gerektiğini anlayamıyorum. Çünkü kendini hiç horlarken duymadın. Evet, adam aynı buharlı tren gibi. Aynen öyle. Evet, kesinlikle. Yoklama saat 6:30'da. Big Bo gerçekten çok horluyor. Sakın geç kalmayın. Shakes! 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 Acele et Shakes! Uyuyakalmışız! Shakes, Klaus. Umarım hazırsınızdır. Evet hazırız koç. Sağ ol dostum. Kıl payı kurtulduk. Süper oda arkadaşları. Süper oda arkadaşları. Evet Klaus, hadi. Hadi bakalım. Evet. İşte bu. O da arkadaşın gücü. Harikaydı evet, beyler. Güzel beyler. Harikaydı. Hey çocuklar, hızlı bir röportaj. Tabii, neden olmasın? El Matador, Shakes. Son 5 maçtaki 7 gol ikinizden geldi. Nasıl başarıyorsunuz? Bütün teşekkürü takımdakilere etmek isterdim Lena. Ama teşekkürler bana gelmeli ve birazı da Shakes'e. Formumuz iyi. Çünkü Klaus'un da formu iyi. Evet. 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 Merhaba. Burası ben Klaus. Bay Klaus. Biz de sizi bekliyorduk. Çok havalı. Aa Klaus bebeğim, şekerim. Gelmişsin. Ben Vena Sosisli, yeni yönetmenin.
Evet, televizyonun en yeni süper yıldızı olmaya ne dersin? Catman! Oo, vay canına! Ama neden ben? Yapma Klaus! Sen bir atletsin, oyunun zirvesindesin. Catman için harika adaysın. Sanırım. Ayrıca karakterleriniz çok benziyor. İkiniz de doğuştan kahramansınız. Muhteşem yancılarla tabii. Harika yancı nerede? Karşınızda köpek çocuk. Uslu köpek çocuk. Ve sen de komiksin. Kamera şimdiden seni çok sevdi. Koç buna asla izin vermez. O halde sen söylemezsen biz de söylemeyiz. Catman ve köpek çocuğu. Bak köpek çocuk, bizim en kötü düşmanımız tatlıcı. Ona neden öyle diyorlar Catman? Tatlı mı satıyor? Hayır köpek çocuk, çünkü tatlı fırlatıyor. Beni takip et. Katabunga! Güzel söz. Estik! Söyledin diyeceksin. Söyledin diyeceksin. Neden repliklerimizi ezberlemiyorsun köpek çocuk? Klaus'u örnek al. Evet, ne düşünüyorsunuz? Bence senaryo yetersiz. Karakterin motivasyonu inandırıcı değil ve finalden bahsetmek bile istemiyorum. Evet, sana tamamen katılıyorum. Ama Klaus üzerindeki deneyden bahsediyordum. Hiç anlamıyorum. Bunun futbolla ne ilgisi var? Size açıklayayım. Catman ve Köpek Çocuk Alpin Otel'de 7/24 yayınlanacak. Baktığı her yerde Klaus kendini ne gibi görecek ha? Oh! Kahraman olduğunu. Catman kimsenin ağzından düşmeyen bir isim olacak. Catman'in aktörünü gördün mü? Bence o bu sektördeki en iyi oyuncu. Peki bu Klaus'u nasıl durduracak? Evet, eminim bu karakter onu sadece özgüvenli yapacak. Aynen öyle. Ama gözünü kör eden bu güç hissi yüzünden Klaus açgözlü olacak. Kendi başına her şeyi halledebilecek bir kahraman hissine kapılacak tabii ki. Ben Catman'im ve bir Cat planım var. Lütfen bana bir şey yapma Catman. Elinden gelmeyen bir şey var mı? Shakes ve El Matador'un asistçileri oyundan düşecek ve süper golcülerin kusursuz formları bitecek. Merak etme ortak. Bu sefer uykumu aldım. Shakes, Klaus, hazır mısınız? Sayılır koç. Acele et Klaus, dişlerini 3 kez fırçaladın zaten. Bu adam da asla çürük çıkmaz, haksız mıyım? Beyler, Catman'in gücü sanki tanrısal gibi ve köpek çocuk yumruğu nasıl karşılayacağını iyi biliyor. Diction! Catman ve köpek çocuk iyi değil. Aksine harika. Evet. İlk 2 saat çok sıkıcı olduğunu düşündüm. Ama 3.'de izlemeden edemedim. Hey, koç bu sabah yoklama aldı. Ama seni idare ettim. Evet, neredeydin? Ben şeye gittim, koşmaya. Evet, koşuya çıktım. Sen ne zaman hazırsan Klaus. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Elinden gelmeyen bir şey var mı? Lütfen Catman. Sen doğuştan bir kahramansın. Artık atabilirsin.
Ha? Oyun planına sadık kal Klaus. Bir boşluk yakaladım koç. Gol atabilirdim. Atabilirdin ama atamadın. Bir yolunu bulurum. Her zaman bulurum. Hey Klaus, sen iyi misin dostum? Antrenmanda çok garip davranıyordun. Davranışlarımda bir yanlışlık yok Shakes. Bak ben bugün erken yatmak istiyorum. Yarın tekrar koşuya gideceğim. Hey, ben de seninle geleyim. Hayır Shakes, bu kötü bir fikir. Eğer sen gelirsen koçu kim idare edecek? Süper Oda arkadaşları? Evet, Süper Oda arkadaşları. Pekala ortak. Bakalım aslında neyin peşindesin? Ha? Klaus Catman miymiş? Ama neden bize söylemedi? Bu ikisini bir daha aynı odaya koymayacağım. Shakes, Klaus, hazır olsanız iyi edersiniz. Hemen geliyoruz koç. Hemen geliyoruz koç. Hemen geliyoruz koç. Yetkili olmayan kişiler giremez. Burası kısıtlı bölge. Aa, ben Klaus'un bir arkadaşıyım. Öyle mi? O zaman kesinlikle giremezsin. Klaus'un arkadaşları giremez. Ne? Hayır, sorun değil. Biz aynı takımdayız. Süper golcüler. Kurallar böyle. Süper golcüler giremez. Tamam. Sakin ol. Klaus'la konuşmalıyım. Ama nasıl? Aa Klaus bebeğim, şekerim. Bugün bize başka hangi yeteneklerini göstereceksin? Merakla bekliyorum. Köpek çocuk, geç kaldın yine. Neden sen de Catman gibi olamıyorsun? Catman, acaba biraz konuşabilir miyiz? Dur, sende bir farklılık hissediyorum. Vücudun üzerine çalışmaya başladın değil mi? Pekala. Herkes yerine millet. Sen de köpek çocuk. Hey! Çıkarın beni. Sahne bir kaçıracağım. Yine. Tatlıların artık bitti tatlıcı. Bitti öyle mi? Belki fazladan getirmişimdir. İyi yakaladın köpek çocuk. Sana borcum olsun. Catman. Oh, Catman. Ben Catman'im. Ve beni hiçbir şey durduramaz. Evet, Klaus. Harikasın. Setteki herkes Klaus'un oyununu izledi mi? Sonra görüşürüz çocuklar. Kazanmam gereken bir maç var. Klaus bekle. Seninle konuşmam lazım. Benim... Rahat olun millet. Klaus binadan çıktı. Tebrik ederim. Taktik bölümü. Görünüşe göre Klaus güzel planına inandı. Köpek çocuk. Albay rahat dedi. Yani artık maskeni çıkarabilirsin. Ben her zaman karakterde kalmayı tercih ederim. Bu hoşuma gitti. Demir tank davasına kendini adamış. Büyük Hisar Stadyumunda maç günü. İki takım için de idmanlar açısından yorucu bir hafta oldu. Benim için de yorucu bir hafta oldu. Sadece bir kanalı olan bir otelde kaldım. Catman! Sanki yeterince izlememişim gibi. Klaus, sen neredeydin?
Nerede olduğum önemli değil. Önemli olan tek şey demir tanklara karşı ne yapacağım. Peki oda arkadaşın nerede? Geldim koç. Klaus, seninle konuşmalıyım. Klaus! Süper golcüler son birkaç maçtır etkileyici oynuyor. El Matador ve Shakes kuvvetli tanklara karşı gol serisini devam ettirebilecek mi acaba? Catman ve köpek çocuğu biliyorum Klaus. Bir zahmet. Catman ve köpek çocuğu bilmeyen kaldı mı? Bugünlerde çok ünlü bir dizi Shakes. Aslında ünlü bir dizi değil Klaus. Bütün dünyada yayınlandığı tek yer Alpler. Shakes'in boşluk bulup gol atmayı kovalaması gerek ama o Klaus'u kovalıyor. Evet, eğer oyun planlarını düzeltmezlerse süper golcüler katlanarak çöküşe doğru gidebilir. Ve benim de sinir katsayım gitgide artıyor. Baksana ne iyi ikili olduk. McCatman ve Brenda. Demek sırrımı öğrendin. Ama Catman ve köpek çocuk sayesinde herkese kendimi kanıtlayabilirim. Ama asıl sorun da bu Klaus. O dizi gerçek değil. Hadi Klaus. Ben Catman ve beni hiçbir şey durduramaz. Kalecinin kucağına atıyor. İyi bir şut gelmedi. Çok akıllıca Yanay. Operasyon alter ego başarılı oldu. Evet, evet oldu Über efendim. Ama... Şaka yapıyorum. Klaus, Catman ve Köpek Çocuk dizisi bir demir tanklar deneyidir. Hah, belki sen de El Matador'a benzemeye başlamışsındır. Gol atamayınca kızmaya mı başlıyorsun yoksa? Hadi ama yapma. Hayır, o haklı. Şu an çok kızgınım. Bana inanmak zorundasın. Ortak. Bir dahaki sefere koca boyla kalırım daha iyi. Yapma. Horlamam o kadar da kötü değil. Kötü mü? Klaus beni dinlemeyecek. Ama dinleyebileceği birini tanıyorum. Klaus, sen orada ne yaptığını sanıyorsun? Evet, biraz pas at dostum. Evet, pas at Klaus. Demir tankların kazanma serimizi bitireceğine inanamıyorum. Çocuklar, sanki çoktan kaybetmişiz gibi konuşuyorsunuz. Kahramanlar bu şekilde konuşmaz. Klaus, seninle konuşmamız gerekenler. Çocuk. Bu diziye bayılıyorum. Shakes. Artık bu diziden nefret ediyorum. Lafı daha fazla uzatmadan sizinle hemen tanıştırayım. Catman. Oo, evet sen Catman'sin. Bunu fark edemediğimize inanamıyorum. Dur tahmin edeyim. Koç da tatlıcı mı? Çocuklar, Catman bir kurmaca. Demir tanklar yapmış. Yapma. Dizi mi çekmişler yani? Oraya gittim. Uber'i gördüm. Ve tek şınavı herkesi. İmkanı yok. Yapma. Yok artık. Yani ben aslında Catman için en uygun aday değil miyim? Klaus, her futbol oynadığımızda sen bizim kahramanımızsın dostum. Dostum, demir tanklar senin oyunundan o kadar korkmuş ki seni kandırmak için resmen bir dizi yaratmak zorunda kalmışlar. Ve sahada hepimiz birbirimizin yanındayız. Shakes, sana inanmadığım için özür dilerim. Ve suratına yediğin turta için de. Süper oda arkadaşları. Süper oda arkadaşları. Klaus, sence hala biraz daha rol yapabilir misin? Kırmızılılar için zor bir ilk yer oldu. Bakalım devre arasında iyi bir taktik bulabilmişler mi? Şaka yapıyorum. Süper golcüler atağa çıkıyor. Son birkaç maçtaki muazzam formlarına tekrar kavuşabilecekler mi? Bu tamamen Klaus'un gözlerden uzak kalıp iki forvete pas atmasına bağlı. Mac, bak! Süper golcüler demir tankların kalesini tehdit ediyor. Klaus, ben buradayım. Hadi Klaus, yapabilirsin dostum. Bunu başarabilirim. İleride ufak bir boşluk yakaladı. Görünüşe göre Klaus'un gözü kale demek. Hayır, bu bir yanıltmaca.
Çoğunun iyiliği için fedakar bir davranış. Deplasman takımı 1-0. Başardılar Brenda. Hey, Klaus kendini kim sanıyor? Benim hareketlerimi çalıyor. Sıradaki yeni projemiz aksiyon drama olacak ve başroldeki oyuncu sensin. Ve adı da Yaşamak İçin Kaçın. Projenin başlangıç günü... Hemen! Sana söylemiştim. Kaç filmin şubayı. Sonu çok kötü. Bence ben çok daha iyi bir Catman olabilirdim. Olmak ya da olmamak Catman. İşte bütün mesele bu. Kesin olurdun dostum. Sen Klaus'la boy ölçüşemezsin. Buna imza atar mısın? Yani Catman olarak. Tabii. Sadece kafana girmelerine izin verme, tamam mı? Merak etme. Süper kahraman olmama gerek yok. Ben zaten bir süper golcüyüm. Hoca Bo'dan muhteşem bir kurtarış. Kaleciliğin kitabını tekrar yazıyor. Ciddi anlamda Mac. Mac. Kaleciliğin kitabını okuyorum. Ciddi anlamda. Sana daha kaç kez söylemem gerek? Bunu sana daha kaç kere söylemem gerekiyor? Bu adam bizim için bir engel. Kozmos'un 3. Süper Lig şampiyonluğunda bir engel. Nakit, servet, bedel, akçe, para. Yani süper golcüler artık Hoca Bo eşittir. Ben. Para yok. Ama süper golcüler eksik Hoca Bo eşittir. Büyük para. Bolo, Koca Bo'yu yakala. Süper golcüler. Süper. Koca Bo kayıp. İşte bu. Defans için endişelenmemize gerek bile yok. Çünkü kalede Koca Bo var. Formun harika dostum. Bunu nasıl yapabiliyorsun Koca Bo? Çünkü buna mecburum. Ama mecbur olmaman gerekir. Yarın takımdaki her bir oyuncu Koca Bo olmanın nasıl bir şey olduğunu öğrenecek. Belki o zaman değerini daha iyi anlarsın. Her kaleci bu 4 kurala uymak zorundadır. 1- Gözlemleme. Rakip oyuncular atağa çıktığında her bir hareketi analiz edin. Pekala, ben hazırım. 2- İçgüdü. İçgüdülerinize güvenin ve rakibin ne tarafa vuracağını tahmin edin. Üç, refleksler. Her an, her harekete ve eyleme karşı tepki verin. Başarabilirim. Başaramayacağım. Son ve 4. kural. Korkusuzluk. Cesur olun. Kendinizi tamamen maça adayın. Koca Bo kalecilik kolaymış gibi gösteriyor. Ama hiç değil. Kesinlikle. Koca Bo'yu Süper Lig'in dışında bırakma vakti geldi. Plan şöyle. Üstüne atlıyoruz. Onu yere yapıştırıyoruz.
Tamam tamam, haklısın. Bizim için çok güçlü. B planı. Garson kılığına gireceğiz ve onu buradan alıp... C planı. Hiçbir şey yapma. No, şuna bakın. Bunlar Ninja ve Bolo değil mi? Maçımızı dört gözle bekliyorum. Kocabo, tesadüfe bak. Nasıl da seninle karşılaştık. Kocabo! Neredeyim ben? Sizi tanımıyorum. Tabii ki biz Süper Lig'deki büyük rakibi. Elbette benim eski dostum. Hadi seni eve götürelim. Ne dersin? İyi mi? Evinin nerede olduğunu biliyor musun? Evet. Littleton. Littleton mı? Ama orası çok uzakta. Hey, sen hiçbir şeyi dert etme dostum. Hadi bir otobüs bulalım. Evine giden. Kozmos güçlü bir takım. Nokta atışı yapan forvetleri var. Hoca bu onun iyi bir maç çıkarması gerekiyor. Ama kalanlarınız da kusursuz şekilde oynamalı. Koca adamdan bahsetmişken o şu an nerede? Evet. Şu ana kadar Koca Bo'nun geç kaldığını görmemiştim. Ben de. Onu bulmamız gerek. Hatırlayamadım. Adım ne demiştin? Spenza. Özel dedektif. Shakes'in en iyi dostu ve bazen de özel dedektif. Anladım. Peki tamam. Koca Bo iki arkadaşıyla birlikte gitti. Arkadaş mı? Emin misiniz? Kim? Bilmiyorum. Eve götüreceklerini söylediler. Muz, hafıza ve ev. Sanırım onun nerede olduğunu biliyorum. Aha! Kusura bakmayın fakat Koca Bo evde değil. Değil mi? Bu davayı çözdüğümden oldukça emindim. Dünden beri eve dönmedi. Bu konuda oldukça endişeliyim. Albert, Koca Bo'nun hafızasını kaybettiğini düşünüyoruz. Onu bulmamıza yardım etmelisin. Görgü tanıkları... Bulgu tanıkları. Koca Bo'nun evine gittiğini duymuşlar. Evine mi? Yıllardır burada yaşıyor. Başka nereden ev olarak bahsedeceğini tahmin edemiyorum. Tabii eğer ne? Burada bir oda var ve belki size faydalı bir bilgi sağlayabilir. Harika. Hadi hemen bakalım. Ancak sandığınız kadar kolay değil. Koca Boğ'un bahsettiği yer hakkında bir ipucu varsa sorunun cevabı oradadır. İçimde ama diyecek diye bir his var. Ama eğer Koca Boğ'un günlük idmanındaki her adımı tamamlamazsanız kilidi açılmayacaktır. Vay canına! Bak dostum, pekala şöyle yapalım. Yani idman adımlarını atlayıp direkt ana odasına geçelim. Çünkü yarın maç var. Koca Bo kestirme yol kullanmaz. Sen bana oldukça tanıdık geliyorsun. Buralardan mısın? Evet öyleyim. En azından öyle sanıyorum. Görünüşün bana aynı. Neyse. Yaşlandıkça insanın hafızası zayıflıyor. Bir de bana sor. Yolculuk nereye evlat? Oraya. Littleton. Sonunda. Rakipler size doğru koşarken hedeflere bakın. Hadi Shakes. Okları yakalamak için içgüdülerini kullan Shakes.
Hey, bir dakika. Hiçbir şey göremiyorum. Gece görüşü. Hazırım. Tamam, artık başlatabilirsin. Belki bunu daha sonra tekrar deneriz, olur mu? Bu aşamada size farklı farklı yönlerden gelen topları reflekslerinizi kullanarak karşılamanız gerekecek. İyi kalecilerin hepsi korkusuzdu. Aa, dikkat et! Dikkat et! Demek bu sayede koca boğa formunu koruyabiliyor. Bunları her gün yapıyor şey. Bu hiç yardımcı olmuyor. Sadece bir odaya girmemiz lazım. Bu yolda kestirme yoktur. Rasta, Shakes'i gördün mü? En son gördüğümde koca Bond'un evine gidiyordu. Devine neden gitti ki? Şimdi hem bir kalecimiz hem de forvetimiz yok. Bu aynı Bomuda üçgeni gibi. Noah, görünüşe göre yarın ilk 11'de olacaksın. Canını okuma vakti geldi. Bol şans dostum. Anı odası sizi bekliyor. Evet! Başardık! Başardık! Shakes, bunlar hiçbir işe yaramaz. Maça sadece saatler kaldı. Şu an gidemeyiz Spence. Buraya kadar geldik. Hey! Bu koca boğanın gençlik fotoğrafı. Evet, sanırım koca boğanın ilk ev sahibi takımdı. Ne takımı dedin? Ev sahibi mi? Albert, sanırım nereye gittiğini biliyorum. Golcüler yuvasında harika bir maç öncesi atmosferi var. Koca boğa ortalıkta yokken büyük bir gerilim var. Umuyoruz ki koca adam yakında evine döner. Hadi hepimiz bir dakikalık saygı duruşuna geçelim ve umalım ki koca boğa sağ salim aramıza dönsün. Affedersiniz, acaba bu koltuk... Saygılı ol dostum. Koca Bo kayboldu. Özür dilerim. Evet. Mekan burası. Koca Bo'nun ev dediği yer. Evet. Evet. hadi ama. Bir ipucu bulmam lazım. Bir anahtar ya da bir çeşit işaret. İşte geldi. Guruldayan bir mide. Kalecinin üçüncü kuralı. İçgüdülerini takip et. Vay canına, süper golcüler olabildiğince yedek kalecilerini koruyor. Sağ olun çocuklar. Ne demek? Yedek kaleciden şu ana kadar iyi bir performans izledik. Burası çok kalabalık. Affedersiniz, yol açın. Affedersiniz. Hadi. Midem duruldamasa kim bilir başımıza neler gelirdi. Koca Bo. Affedersiniz. Beni sanırım biriyle karıştırdınız. Hayır. Senin adın Koca Bo. Hafızanı kaybettin dostum. Süper golcülerin kalecisisin. Burayı bu yüzden çok seviyorum. Mizah anlayışı çok güzel. Sana kanıtlayacağım. Bugün
gün koca adamın aramızda olmayışı gerçekten de üzücü. Her maçı o kadar heyecanlı kılıyor ki. Kurtarıyor, kurtarıyor ve kurtarıyor. Bütün şutları kurtarıyor. Koca bu. Koca bu gerçekten. Eminim Noh Murdock Kosmos'un ona az da olsa rahat vermesini istiyordur. Çok sert bir müdahale ve Noah yere düşüyor. Sarı mı? Noah'ın şalterleri atıyor ama atılması gereken tek isim ninja olmalıydı. Evet, şimdi çaremiz kalmadı. Ne yapacağız peki? Elimizde hiç kaleci kalmadı dostum. Koç, sanırım ben yapabilirim. Dostum, seni en son kalede gördüğümde alanın arkasına geçmiş ağlıyordun. Bu koca boğunun evindeki kaleci eğitimi idmanlarını tamamlamadan önceydi. Evet, uşağı bana yardım etti. Ya, koca boğunun uşağı sana kalecilik eğitimi mi verdi? Bütün sorunlarımız çözüldü o zaman. Koca boğunun evinde bir idman eğitimi olduğu doğru ve çok acımasız bir şey. Demek koca adam formunu bu sayede koruyor. 1, 2, 3. Süper golcüler! İnanabiliyor musunuz? Devre arasından sonra Shakes sahaya kaleci olarak çıkıyor. Bunlar ciddi mi? Ufak Shakes'i kaleye koyuyorlar. Shakes'e bir kalecinin işinin ne kadar zor olduğunu gösterme vakti geldi. Kaleciyle karşı karşıya. Ninja Shakes'e karşı. Yapabileceği tek şey bir yön seçip oraya atlamak. Kaleciliğin 3 kuralı neydi? 4 kuralı. Birinci kural. Olamaz, hatırlayamıyorum. Koca bu odan nerede? Umarım durumu iyidir. Kosmos kaledeki çaylak oyuncuyu gafile alıyor. Bu süper golcüler için hiç iyi bir haber değil. Sen iyi misin Shakes? Bu düşündüğümden de zor. Aklına başka bir fikir geliyor mu? Bunu kendin demiştin dostum. Sen en iyi seçeneğimizsin. Şimdi ya hemen pes edeceksin ya da kalkacaksın. Shakes! Söyle ona, ben Koca Bo, bir şeyim yok. Ben Koca Bo ve benim bir şeyim yok. Evet, hemen buraya gel. O iş biraz zor dostum. Bana yardım etmelisin. Kaleci eğitiminin her şeyini unuttum. Kaleci eğitiminin her şeyini unutmuş. Sorun değil. Ona de ki gözlemleme. Gözlemleme. İçgüdü. İçgüdü. Refleksler. Refleksler. Ve korkusuzluk. Korkusuzluk. Sadece işte sakin ol. Ağırdan al ve kendin ol. Sağ ol. Tamam. Yardım edebildiğime sevindim Shakes. Buraya zamanında gelip bize yardım etmeyecek mi yani? Bize çoktan yardım etti Klaus. Gözlemleme. İçgüdü. Refleks. Korkusuzluk. Artık eğitimini tamamladın şey. Muhteşem bir kurtarış. Evet. Daha önce hiç böylesini görmemiştim. Evet, ama her şeyin bir ilki vardır Mac. Gol! Ve bir gol daha. Artık süper golcülerin yalnızca bu liderliği koruması gerekiyor. İnanılmaz!
süper golcüleri hayatta tutuyor. Evet. Kim en iyisi? Ben en iyisiyim. Vay canına. Güzel mekan. Kimin evi burası? Senin evin. Henüz hala anlamadıysan sen yetenekli, başarılı ve zenginsin. Evinize hoş geldiniz efendim. Sağ ol. Albert efendim. Albert. Ziyaretçileriniz var efendim. Amigo. Koca bu. Seni görmek güzel dostum. Hoş geldin. Hoş geldin bu. Vay canına, siz süper golcülersiniz. Evet zaten bunu bilmem gerekiyordu. Hey, nerelerdeydin dostum? Koca bu. Merhaba. Shakes. Ben Shakes. Ne? Bu bilinen bir gerçektir. Kafaya alınan bir darbe daha unutkanlığını iyileştirir. Ne? Bu doğru. Hey dostum, dönmüşsün. Shakes, Spencer, Kozmos maçı. Hemen çıkmalıyız. Çok geç dostum. Çoktan kazandık. Kazandık mı? Evet. Albert sayesinde. Ve eğitim idmanı tabii. Ve bu adam. Hangi adam? Ben tabii ki. Wow. Hey dostum, dikkat et dostum. İşte geliyorum dostum. Dostum demeyi seviyorum dostum. İşte benim, Shakes. Hatırladın mı? Her zaman herkesin içine burnunu sokan benim. Evet. Harika. Teşekkür ederim Tony. Sana demedim Chuckty Chippers'ın teknivizyon gözlüklerime dedim. Teknivizyon gözlüklerime dedim. Taktığın gözlük mükemmel bir antrenman cihazı sağdan. Herhangi bir oyuncuyu senin görüş alanına sokabiliyorum. Hatta menajer, gazeteci gibi diğer herkese de yapabiliyorum. Bilmiyorum Tony. Bu cihazları kullanınca deliriyormuş gibi hissediyorum. Ah bekle. Şimdi daha iyi oldu mu peki? Selam Tony. Ben de film gözlüklerini takabilir miyim acaba? John J. Johnson Jr. senin haşere sorunuyla ilgileniyor olman gerekiyordu. Kokarca ile ilgili endişelenmene gerek yok Tony. Çoktan hallettim bile. Koku bombası sonunda gitti mi? O kokarcayı bir daha asla görmeyeceksin. O gözlüğü hemen bana geri ver. Teknivizyon oyuncak değil. Sadece antrenman yapmak için kullanılmadı. Ya da sabotaj için. Görüş alanı. Hollywood'daki en büyük yıldıza merhaba deyin. Hayır ciddiyim. Baksana 10 metre yukarıdayım. El Matador, 4 oyunda 10 kez gol attın. İnanılmaz formunu hangi sırrına borçlusun? Yani Lina, en iyi göründüğüm zaman, en iyi oynadığım zamandır parlak dişlerim. Koca kafan. Mükemmel saçım. Akıl almaz derecede vurdun duymazlık. Ve son dokunuş da özel tasarım, süper pahalı, eşi benzeri bulunmaz gözlüklerim. Kimse gözlüklerime dokunamaz. Telif hakları o kadar iyi korunuyor ki bir tane daha yapmaya çalışırsam kendime dava açmam gerekirdi. Acele et El Matador. Koç bekliyor. Mükemmellik aceleye gelmez. Her gün benim bir ayda aldığımdan daha çok duş alıyor. Evet ama işe yarıyor. Ünlü takipçisi dergisi El Matador'un şu anda Süper Lig'deki en konuşulan oyuncu olduğunu söylüyor. Ne var? Uçakta dergiyi bedava dağıtıyorlardı. Öyle bir şey olmadı. Zaten golcüler jetiyle geldik. El Matador en iyi oyuncu. Bütün fanların en sevdiği oyuncu.
El tra la 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 la. Tasarımım işe yaradı. Birebir kopyası. Biraz teknovizyon büyüsü sayesinde tabii. Harika görünüyor. Bugün çok fazla gol atacağım. Kokarca var. Burada daha fazla duramayacağım. Kokarca. Çok kötü. Kokuyor. Seni yakaladığım zaman seni... Lanet olsun. Gözlüklerim biraz tuhaf hissettiriyor. Yoksa siz mi bir şey yaptınız? Gözlüklerini kimse ellemedi dostum. Evet, yoksa bize dava açarsın. Tamam tamam, hadi işimize bakalım. İlk olarak yapmamız gereken şey... Merhaba. ...bir defans kurmak. Tony! Kalenin etrafında... Hiç adil değil. ...güçlü olması Tony, gerek. Süper golcülerin bile defans film gözlüğünü takmasına izin veriyor. Eğer film gözlüklerini takamıyorsam belki de film yapabilirim. İşte şov zamanı. Teknikali offense konusunda çok iyi gidiyor. Rakiplerini yenmek için oyuncu sayılarını kullanıyorlar ama bütün oyuncularını öne göndererek defanslarını açık bırakıyorlar. Ha, bunun hesabını soracak adam da bizim takımda. Değil mi El Matador? El Matador. Gözlüklerimin tuhaf hissettirdiğinden eminim. Hadi arkadaşlar. Teknikali için hazır olmamız gerekiyor. Evet. O deli Tony Vern'in neyin peşinde olduğunu kim bilebilir ki? Birinci gün. Burası çok kötü kokuyor. El Matador'un çoraplarını burnuma tıkarak kokuyu önlemeye çalışıyorum. İşe yaramıyor. Ben tutarım. Ne? Hayır, tutamazsın. İlk sahnem için ne yapmalıyım acaba? El Matador, fotoğrafını çekebilir miyim? Kim için çalışıyorsun? Ben sadece A listesi dergilerine çıkıyorum. At kuyruğu dergisi. Tabii ki. İyi tarafından çektiğine emin ol. Ve kestik. Harika bir sahneydi. Laboratuvarda ne yaptığını sanıyorsun sen? Anlat bakayım. Hiçbir şey Tony. Bu koku da nedir böyle? Bu konuyu konuşmak istemiyorum asla. El Matador, ben tamamen boştaydım. Üzgünüm Sheik, sana pas atacaktım ama o gazeteci At Kuyruğu dergisi için fotoğrafımı istedi de. Hangi gazeteci dostum? İşte şurada duran gazeteci. Ne? Herhalde istediğini aldı bile. Çok fotojenik biriyim de. Her neyse, iyi bir antrenmandı arkadaşlar. Ben gidip bir duş alacağım. Siz gazeteci gördünüz mü? Anlamsız dedikodu dergisine göre El Matador ünlülerin çöküntü yaşarken yaptığı her davranışı gösteriyor. Arkadaşım için almıştım. Öyle mi? Arkadaşının adı ne? Boş versene onu. Burada yazdığına göre tam bir akıl sağlığı çöküntüsünün belirtileri paranoya... Gözlüklerine dokunulduğundan emin gibiydi. Halüsinasyon görme... Gazeteci gördüğünü söyledi. At kuyruğu dergisinde. Başka dikkat etmemiz gereken ne var dostum? Otel odalarını dağıtma isteği. Soyunma odası dağıtsa da olur mu? Ne var? Üzgünüz El Matador ama bu senin kendi iyiliğin için. Nedir o? Bir ünlü müdahalesi. Yakalayın onu. Size kaç kez söylemem gerekiyor. Gizemli biri içeri girip gözlüklerimi bozdu. Kokarca soyunma odasını dağıttı ve antrenmanda da gazeteci fotoğrafımı çekti. Reddetmek de ünlü çöküntüsünün bir belirtisi. Bu dergisinin kapağına ben seçildiğim için beni kıskanıyorsunuz sadece. Ben araştırdım. At kuyruğu gazetesi diye bir şey yok ki. Evet dostum, at kuyrukları 80'li yıllardan beri hiç moda olmadı. Bu ne cüret? Sheiks, sen bana inanıyorsun öyle değil mi? Pekala, o zaman ben de büyük bir süperstar olmaktan anlayan biriyle vakit geçiririm.
Tamam tamam anladık. Şimdi iyi mi geçti? Ben onunla konuşurum. Acele et yoksa kaçıracaksın Shakes. Vakit geçirmeye gittiği büyük süperstarı tanımıyorsan kaçıracaksın. Ama şu an Hollywood'dayız. Herkesten bahsediyor olabilir. Endişelenme. El Matador'un dinlediği sadece bir süperstar var. Ah El Matador. Yanlış anlaşılmış. Zengin, inanılmaz yakışıklı bir futbol yıldızı olmak çok zor. Nasıl hissettiğini biliyorum. John J. Johnson Jr. Tony hiçbir şeyi benim yapmama güvenemiyor. Ama o burada değil ki. Ama kim ne derse desin, her zaman kendime inanıyorum ben. Dışarı çıkarken hep böyle mi giyiniyorsun? 80'ler geri döndü. Spandex yine çok moda oldu dostum. Bunu North Shaw'a da söylemelisin. At kuyruğum son moda resmen. Bu arada At Kuyruğu dergisinin kapağına çıktığın için tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hey, sen bunu nereden biliyorsun? Haberler Hollywood'da çok hızlı yayılıyor. Tamam, işte büyük şansım geldi. Her iyi filmin neye ihtiyacı vardır? Drama! El Matador, sorun nedir acaba? Takım arkadaşlarım delirdiğimi düşünüyor. Hey, sen de bu müziği duyuyor musun? Drama, işte oldu. Başka ne yapabilirim? Aksiyon! Ninja mı? Ne yapacağız biz? John J. Johnson Jr. Ne istiyorsunuz? İnanılmaz at kuyruğunu çok kıskanıyoruz. Onu bize ver ya da bedelini öde. At kuyruğumu mu istiyorsunuz? Hadi gelin de alın. Öyle olsun. Dostum, biz dostuz ve dostlar kavga etmemeli, öyle değil mi? Bu çok ezikçe El Matador. Hepimiz seninle ilgili çok endişeleniyoruz. Lütfen, hadi geri gel. Annesi gibi konuşuyorum. El Matador, bir takımın parçası olmak için güven gerekir. Demeye çalıştığım şu ki, senin çılgın olduğunu düşünmüyorum. Ha? Çok çılgın. Shakes, yardım et! El Matador? Bu daha bitmedi El Matador. At kuyruğun bizim olacak. Shakes, o kötü ninjalar benim at kuyruğumu istiyorlardı. El Matador, buna bir baksan iyi edersin. Ha? Ne? Dostum, Klaus haklıymış. Gerçekten de ünlü çöküntüsü yaşıyorum. Oyun teknik adıyla oyunumuz yarın değil mi? Shakes'e ben ne yapacağım ne yapacağım? Belki de bu oyuna katılmayabilirsin. Koça söylemezsin öyle değil mi? Dostum, teknik adıyı kendi evlerinde yenme şansımız var. Hadi ama ben senin arkadaş canlısı, hep güvenilir gol atan forvet partnerinim. Bana bir şey olmaz. Merkezde maç günü ve öyle görünüyor ki teknik Ali ofans formasyonlarını kullanmaya devam ediyor. El Matador'un kızgın formunun karşısında mı? Paramparça olacaklar. Shakes dostum, dış yüzüklerin efendisiyle ne oldu anlatsana. Evet, ne demek istediğimizi anladın mı? Oynamak için aklı yeterince yerinde yani... mi? Yani arkadaşlar, hı? Neden bahsediyorsunuz? Evet, dediğim gibi o gayet iyi durumda. İkinci gün, koku hala gitmedi. Ama görevime odaklanmak zorundayım. El Matador pekala, şov zamanı geldi. İşte başlıyoruz. Çok sinsisin Shakes. Ayrıca çok da etkili. El Matador hemen bir fırsat yakaladı. Önü resmen bomboş. Siz nereden çıktınız? Kabuslarından çıktılar. Shakes, tekrar sana atıyorum. Gol atmak yerine El Matador işaretli bir oyuncuya topu pas ediyor. İşe yaradı. Ben bir dahiyim. Yerinizde olmak istemezdim.
El Matador! Ben tamamen boştaydım. Evet, biliyorum. Oo. Oo, süper golcülerin başı belada gibi görünüyor. Teknikali oyuncularından çok etkileyici hareketler. Teknikali El Matador'un oyunun ilk yarısında yapamadığını ilk denemede yaptı. Bak dostum, belki de baskıyı kaldıramıyorsun. Koç, artık bundan bahsetmen... Ha, her neyse Shakes, John J. Johnson Jr.'ın da dediği gibi kim ne derse desin kendime inanmam gerekiyor. Bekle, onu ne zaman gördün ki? Dün gece, ninjalardan hemen önce. O gerçek değildi, öyle değil mi? Eğer El Matador Kokarca ile ilgili yalan söylemiyorsa... John, bu ay At Kuyruğu dergisinin kapağında kim var? El Matador tabii ki. Yani ben At Kuyruğu dergisini hiç duymadım. Gitmem gerek. Hayır, olamaz, olamaz. Demek Shakes Teknovizyon'u biliyor. Bunu düzeltmem gerek. Hey, o gözlükleri sadece antrenmanda kullandığımızı sanıyordum. Tony, Tony neden bizimle burada buluşmak istedi? Tony! Evet, bu daha iyi. Sen ne yaptın? Ben değildim, kokarca yaptım. El Matador'un gözlüklerinden bahsediyorum. Kazanmak için yardıma ihtiyacınız olur diye düşündüm. Düşündüğüm gibi oldu. Bak, bırak sızlanmayı, işte gol attınız. Ama ben adil goller atmak istiyorum. Dinle beni, El Matador biz şu an konuşurken takımda oynamıyor. Defans oynayarak önde kalmaya devam ederseniz oyun sizin. Bir sorunuz var mı acaba? Evet. Bu koku da ne? Aramızda birinin ciddi bir sorunu olduğu bence gayet açık. Tamam tamam, itiraf ediyorum. Dedikodu dergilerine bağımlı oldum. Yardıma ihtiyacım var. Ha, siz El Matador'dan bahsediyordunuz değil mi? Arkadaşlar, az önce kokarca gördüm. Aferin sana dostum. Anlamıyor musun? Bu demek oluyor ki El Matador soyunma odasını dağıtmakla ilgili yalan söylemiyordu. Hepsi bu da değil. John J. Johnson Jr. At Kuyruğu dergisinin ne olduğunu biliyor. Uydurma bir dergiyi nasıl bilebilir ki? Çünkü dergiyi uyduran kişi o. Peki ne oluyor o zaman? Hey hey, yavaş ol dostum. Tamam, sakin ol John J. Johnson Jr. El Matador'a Shakes ulaşmadan önce ulaşmalıyım. Vay canına. Merhaba El Matador. Dinle dostum, ben çok iyi hissetmiyorum. O yüzden soyunma odasından birazdan çıktığım zaman biraz çıldırmış gibi davranabilirim. Ha! Kuralları biliyorsun Shakes. Hemen avukatımı arıyor. O yüzden duyduğun hiçbir şeyi dikkate alma. İkinci yarıda sahada sana ihtiyacımız var. Tamam, o gitti. Ne? Tony Byrne gözlüklerini sanal gerçeklik gözlüğü gibi bir şeyle değiştirmiş. Yani ben deli değil miyim? Gözlüklerin olmadan oynayabilir miyiz? Hayır koç. O zaman yerine birini almam gerek. Tony Byrne benim oyunumu sabote etti. Hepiniz onun yüzünden delirdiğimi düşündünüz. En kötüsü de gözlüğüme dokundu. Ondan öc almama izin vermelisin. İki takım da ikinci yarı için sahaya çıkıyor ve ilk çıkan kişi El Matador. İlk yarıdaki berbat performansından sonra sahaya çıkmasına şaşırdım. Onu takımdan çıkarmadılar mı? Pekala, El Matador, bu bebeğin şimdi gerçekten neler yapabileceğini öğreneceksin. El Matador saldırıyor. İkinci yarıda formunu tekrar kazanabilecek mi dersin? Böyle oynarken topu bulmasına bile şaşırıyorum ben. İki oyuncuyu geçtin. Al sana 10 tane daha. Sizce ne yapacak millet? Topu kendine pas atacak. Teknovizyon'un onu daha kötü yapması gerekiyordu. Daha iyi değil. İşleri biraz daha heyecanlı yapmak için özel efektler kullansak iyi olur. Ne?
kimse gözlüklerime dokunamaz. Hadi El Matador! Senin gerçek havalıcı olduğunu nereden bileceğim? Çünkü At Kuyruğu dergisini çok sevmiyorum ben. Ha, şimdi inandım. Bana geri at. Ha? Al bakalım dinozor! Olağanüstü. İnanılır gibi değil. Durdurulamaz! İnanılmaz bir performans. Evet Brenda. El Matador'un bugün yaptıkları hemen önemli olaylar montajına gidecek. Bugün daha da kötü olamazdı. İşte oldu. Dostum, gördüğüm en çılgın golü atmış olabilirsin. Evet, çılgın olmaktan çok daha sana iyi. Sana güvenmediğimiz için üzgünüm dostum. Endişelenme, Tony'nin suçuydu. O eziyet dersini verecek miyiz? Yani Kindar Genç dergisinde eski en yakın arkadaşından intikam almanın en iyi 10 yolu yazıyor. Merak etmeyin arkadaşlar, Tony'ye bedelini ödetmenin yolunu biliyorum. Son teknoloji artırılmış gerçeklik gözlüklerinizi buradan alın. En azından şu gereksiz şeylere harcadığım parayı geri kazanabilirim. Patron, film gözlükleriyle ilgilenen birilerini buldum sana. Merhaba, merhaba. Bugün kiminle iş yapma zevkine sahibim? El Matador'un avukatlarıyız. Telif hakkı ihlaliyle ilgili konuşmaya geldik. Bu koku da ne? Bu konuyu asla ve asla konuşmak istemiyorum. Bugün burada şiddetli bir savaş var. Bu noktada kimin avantajlı olduğunu söylemek zor. Süper golcüler mi, yenilmezler takımı mı? Matador şarkımı söylemenin tam zamanı. Sıkıntı yok. Eski şarkıyı seviyoruz. Klasiklere devam, anlarsın ya. El Matador! El Matador! El Matador! El Matador! El Matador! El Matador! Olamaz. Yine mi kaybedeceğiz? Evet, yine kaybedeceğiz. Süper golcülerin kaybettiğini görmek için her şeyi yaparım. Sessizliğin sesi. Kendi evimizde kaybetmek mi? Sırf bu yüzden yenilmezler takımı Süper Lig masasında bir sıra daha düştü. Önümüzde birkaç kolay oyun var. Kaybettiğimizi telafi... Yeterli değil bu. Lig tablosunda süper golcülerin önüne geçebilmemiz için önümüzdeki birkaç maçı kaybetmeleri gerekiyor. Yani... Bundan nasıl emin olabiliriz? Yenilmezler takımının en kötü hayranlarını bulmalıyız. Ve en kötü derken en iyisini kastediyorum. Fanatik, acımasız ve her şeyi yapmaya istekli. Dostum, bu asla alışamayacağım bir duygu. Evet, hayranlar olmasa yapamazdım. Hey, golleri kim atar? Ben mi, onlar mı? Yolumuzdan çekilin golcüler zavallı. Hey! Kaybedenlerin biz olduğumuzu sanıyordum.
Aa, affedersin. Benim hatam. Çok üzgünüm. Yani süper golcüler hayranı olduğun için üzgünüm. Sanırım adamlarımızı bulduk. Yarınki devler maçına hazırız. Onlar iyi bir takım. Ama kusura bakmayın, yarınki maç Azul'a karşı yapacağımız maç için sadece bir ısınma. Süper Lig'deki tüm kaleciler arasında Azul'un De Los Santos'u en başarılısı. Bu Azul'un Süper Lig şampiyonluğunda çok iddialı olmasının birçok nedeninden biri. Ne? Ne? De Los Santos'un ne kadar büyük olduğunu unutmuşum. Evet, De Los Santos büyük görünüyor ama El Matador onu geçip gol attığındaki tezahüratlar kadar değil. Göster bakalım, hedefi vur. El Matador upuzun boğa güreşçisi soyundan geliyor. Korkusuzca büyük canavarların yanından geçmek aile mirasımın bir parçası. Iskaladın Shakes. Hayır, ıskalamadım. Sadece bunu daha zorlu hale getirmek istiyordum. Önümüzdeki iki maç için ev sahibi avantajımız var. Oyuncularım saçmalamayı bırakırsa belki de kazanabiliriz. Devler için çok kötü. Bugün ilk kez gol atmaya bu kadar yaklaştılar. Süper golcüler tam bir kargaşa fırtınasına devam ediyor. Kırmızılı adamlar 3-0 önde. Düdüğe dakikalar kala kolay bir zafer görebiliriz. Neden bu aptal renkleri giymek zorundayız? Hepsi Skara'nın planının bir parçası, hatırladın mı? Süper golcüler taraftarı gibi giyinip onları kötü göstermek için sorun çıkarıyoruz. He? Sadece benim yaptığımı yap ve bunun Yenilmezler takımının iyiliği için olduğunu unutma. Hey, Yenilmezler takımının oynamadığı bir maça ilk kez geldim. Bu biraz heyecan verici. Merhaba. Sizi daha önce hiç görmemiştim. Şehir dışından geldik. Ama gerçekten büyük süper golcüler hayranıyızdır. Ben de öyle. Golcüler yuvasına hoş geldiniz. Çok eğleneceksiniz. En sevdiğiniz golcüler oyuncusu kim? Benimki El Matador. Bence o harika biri. Ben Francesca. Ama herkes bana Süper Fran der. Yeni El Matador şarkımı söylemek ister misiniz? Kendim yazdım onu. Bizim için zevk olur. Alın bakalım. Ve bir, ve iki, ve üç. Bu müthişti. Bu şimdiye kadar yaptığım en küçük düşürücü şeydi. Ne aptal bir şarkı. Yine de akılda kalıcı bir ritmi var. Jakes bundan nasıl kurtulacak? Sadece birkaç saniye kaldı. El Matador! El Matador! El Matador! El! Plana başlamanın zamanı geldi.
El Matador en iyi futbolcu. O bütün hayranların taptığı o. Sahadan çıkarın. Kayıt yaptırın. Birisi El Matador'u yoğalıyor mu? Evren çıldırdı mı yoksa? El Matador'a son. Kimse El Matador hakkında böyle konuşamaz. Hemen özür dile. Boya mı? Sahtekarlar. Siz süper golcüler hayranı değilsiniz. Süper Lig yetkilileri olayı inceledi ve golcüler yuvasına tam 3 maç boyunca seyirci yasağı getirdi. Bu doğru. Doğru duydunuz. Azul'a karşı oynayacakları maçta golcüler yuvasında hiçbir taraftar olmayacak. Koç burada benimle. Seyirci yasağı hakkında herhangi bir yorumunuz var mı koç? Birkaç çürük elmanın eylemleri yüzünden tüm hayranlarımız kaybettiği için üzgünüm. Peki bu nasıl başladı koç? Görünüşe göre çılgın bir süper golcüler hayranı bir hayran arkadaşına sebepsiz yere saldırmış. Muhteşem. Bu üç palyaço planımı mükemmel bir şekilde uyguladı. Ve bir sonraki golcüler maçı tam bir sirk olacak. Ama izleyecek kimse olmayacak. El Matador hayranları olmadan perişan olacak. Bu yasak berbat bir şey. Evet. 2 saatlik koşudan sonra formamdan daha kötü durumda. Boş bir stadyumda kendi sahamızda maç yapmak garip olacak adamım. Garip ve korkutucu. Özellikle Azul gibi top taşıyan bir tarafa karşı. Yasak sorun değil, unutma. Golleri biz atıyoruz, taraftarlar değil. Tarafsız oynamanın sırası değil. Bunun mümkün olduğunu düşünmemiştim ama kendi ev dezavantajımız var. Bakalım şüphelerim doğru mu? İstek şarkı çalıyor musun koç? Bunu soracağını biliyordum. El Matador! El Matador! El Matador! El Matador! Gol zamanı beyler! El Matador! Ben iyiyim millet, ben iyiyim. Bu sesi tanıdınız mı? Aşina olduğum bir ses değil koç. Alışın bakalım. Bu sessizliğin sesi. Ve yarın golcüler yuvasını dolduracak. Tüm süper golcüler hayranlarını tanıyor olmam mümkün değil. Ama bu adamlarda çok şüpheli bir şeyler var. Maça gitmem gerek. Neden süper Fren'i aramıyorsun? Ben mi? Ve Fren, sence... Oradaydı. O adamlar hakkında bir şeyler biliyor olabilir. Belki de tüm bu gizemi çözmenin anahtarı odur. Golcüler yuvasında maç günü ama benzeri olmayan bir maç günü. O kadar sessiz ki. Aynı boş bir stadyum. Azul'ün kalecisi De Los Santos'la birlikteyim. Maç öncesi söyleyeceğiniz bir şey var mı peki? Hayranlar olsun ya da olmasın. Azul taviz vermeden kazanmaya golcüler yuvasına geldi. Ve tabii ki golcüler hayranlarının gelecekte daha dikkatli olması gerekecek. Yeter. Sana da yeter. Her şeye yeter. Yeter artık demeye de yeter. Bir şey yapmalıyım ben. Özür dilerim. Ben sadece şey... Spencer, tam seni düşünüyordum. Öyle mi? Evet. Bunu düzeltebilecek 2 kişi var orada biziz. Nasıl? Bizi golcüler yuvasına götüreceksin. Buna güvenmezdim. He?
Merhaba. Gergin misin? Elbette hayır. İhtiyacım olan tek hayran benim annem. Nerede o zaman adamım? Hayır, evde, çok uzaklarda. İyiyim, iyiyim. Ha? Yani bunların hepsi bir komplo mu? El Matador'un kendine güvenini sarsmak için mi? El Matador'u tanırsın. Evet. Gerçekten mi? El Matador'u tanıyor musun? Seni tanıştırabilirim. Bir dakika. Bunlar o adamlar değil mi? Efsaneyiz. Bizim sayemizde süper golcüler tribünde taraftar olmadan maça başlamak üzere. Yaşasın bizi. Baksanıza, siz şu ünlü süper golcüler hayranları değil misiniz? Elbette biziz. Devler oyununda neden olduğum bütün sorunlar için özür dilemek istedim size. Özür kabul edildi. Tamam, sağ ol. Biz sadece... Ama çocuklar, maç. Süper golcüler. Bize ihtiyaçları var. Aman tanrım bak. Biri süper golcüler formanı neredeyse çöpe atıyordu. Görünüşe göre tam zamanında geldim. Süper golcülerin asla unutamayacağı bir gösteri sergileyeceğim. Bugün golcüler yuvasında küçük bir kalabalık var. Evet oyuncular. Ne? Neydi o? Hayranlarını pek duyamıyorum El Matador. Bu olabilir mi? Eski El Matador'un dönüşü mü? Umut edebiliriz. Bu senin gecen değil El Matador. Bu sessiz gece değil mi? Neden? Neden? Niye? Bana neler oluyor? El Matador başka bir dünyada gibi görünüyor. Ve süper golcülere pahalıya mal olabilir. Ve Azul devre arasına saniyeler kalan gol atıyor. Bunları daha önce hiç söylemedim ama yanılmışım. Hayranlara ihtiyacım var. Peki ya evlerindeki hayranlar? Orada olduklarını biliyorum ama duyamıyorum. Adamım, bir mucizeye ihtiyacımız var. Ve eğer bir tane gerçekleşmezse El Matador maçtan çıkarmak zorunda kalacağım. İşte süper golcüler. Umalım ki hepsi, yani El Matador ilk yarıdaki performansını arttırabilir. Yoksa Azul'a yenilip Süper Lig sıralamasında düşecekler. Aman dikkat. Süper golcülerden güzel bir savunma. Dostum, düşündüğümden daha kötü. Bu iyi bir karar. Shakes, birazcık kendi başına çalışmakta yanlış bir şey yok. De Los Santos yakalıyor. Direkten döndü. Ve doğruca El Matador'a. Tamamen açıkta. Bugün golcülerin yakaladığı en iyi şans bu olmalı. Bunu yapamam. El Matador. Sanırım sonunda kendini kaybetti Brenda. Sadece donup kaldı. Sen El Matador'sun. Kaç gol atacaksın? Sen El Matador'sun. İşler kötüye gidiyor. Şimdi de bir şeyler duyuyorum. Ben de duyuyorum. Gerçekten mi? Mac, bu çok garip. Gerçekten duyabiliyorum.
Şarkıyı mı? Anlaşılan binlerce taraftar Golcüler Yuvası'nın dışında toplanmış ve El Matador için tezahürat yapıyor. Kaç gol atacaksın? Aa, nasıl? El Matador'sun. Kaç gol atacaksın? Sen El Matador'sun. Kaç gol atacaksın? Sonunda! Görünüşe göre El Matador eski haline döndü. Hayranlar gerçekten ona moral verdi Mac. El Matador en iyi futbolcu. Gol! Kırmızılı adamlar ve ateşli El Matador için büyük bir gelişme. Sen El Matador'sun. Kaç gol atacaksın? Sen El Matador'sun. Kaç gol atacaksın? Sadece sen El Matador. Tam bir geri dönüş El Matador. Evet, evet. Taraftarlarımızın kıymetini bir daha bilmezlik etmeyeceğim Lena. Ve işte tüm bunları gerçekleştiren ekip. Hey Spenza, buraya gel. Ya ama süper golcülerle tanışmak istemiyorum. Evet, çok utangacız. Burada bekleyin. Bu adamlar hakkında gerçeği ortaya sermenin zamanı geldi. Tüm dünya görmeli. Spenza, bu harika şey nasıl oldu böyle? Tek kelime. Süper Fran. O güzel sözleri El Matador'a mı yazdın? Onların bana şarkı söylemelerini mi sağladın? Affedersiniz. Bütün sorunlara neden olan süper golcüler hayranı değil misin? Ben... Lina? Aptal! Sana en kötü hayranlarımızı bulmanı söylemiştim. El aptallarını değil. Artık Süper Golcüler yeni Süper Lig şampiyonu. Süper Lig Şampiyonlar Kupası'nı Shakes'in tutuyor olması en doğru seçim. Kulübe kupayı getiren onun muazzam oyunuydu. O en iyisi. Süper golcüler Süper Lig'de bir şansları olduğunu düşünüyorlarsa hayal görüyorlar. Onları ezip geçeceğiz. O zaman bugün burada olacaksın. Hidra maçını izleyecek misin? Kesinlikle. Evet işte savunma ustası Uber. Maç günü. Rüyaların sonu. Gerçekten çok tuhaf bir rüya. Demek Süper Lig kupasını aklından çıkaramıyorsun ha? Hiç sorma. O zaman bir gole daha ne dersin? Hidra görünüşe göre süper golcülerin kalesinin nerede olduğunu unutmuş. Golcülerin takım oyunu bu sezon her maç daha da iyi bir hale geldi. Aynı bu stüdyodaki gibi. Süper golcüler gözleri kapalı bile olsa pası nereye atacaklarını biliyorlar. Savunma büyük baskı altında. Kaleciyi 2-1 yakaladılar. Ben bahsimi golcülere yatıracağım. 3-0 süper golcüler. Shakes ve El Matador harika bir ikili oldu. Çocuk oyuncağı.
O şey de ne? O şey büyük bir insan mı yoksa? İyi görünüyorlar değil mi? Kesinlikle formdalar. Onları parçalayacağız. Emden nasıl? Bizler demir tanklarız. Evet. İnanılmaz bir gol. Demir tanklar, sırada siz varsınız. Oley! Oo, El Matador'dan oldukça kışkırtıcı bir hareket. Eminim süper golcüler takımı arasında Süper Lig'in en dehşet verici takımıyla oynamak için can atan tek oyuncu o. Demir tanklar. Tebrik ederim çocuklar. Çok iyi bir form yakaladık. Bu konuya katılamadan edemeyeceğim. Orada yaptığın küçük kutlamaya gelince, kibirli davranışlar çöküşün habercisidir. Sıradaki rakip Demir Tanklar. Profesör? Makine artık hazır koç. Mükemmel. Böyle bir şey imkansız. Şuna bakar mısın? Fakat demir tanklar bu sezon bana kalırsa çok kötü kokuyorsun. Ve bu yüzden o küçük televizyonun içinde yaşıyorsun ve hiç arkadaşın yok. Yeter. Geldik. Spor Teknolojileri Enstitüsü. Acaba burada masaj salonu var mı? Demir tanklara karşı burada mı çalışacağız? Bir süper golcü olduğunuz gün zaten çalışmaya başladınız. Burada yapacağımız çalışma sayesinde bir üst seviyeye çıkacaksınız. Bugün ilk 11'imizin demir tankların karşısına tam güçle sahaya çıktığından emin olacağımız makineyle başlıyoruz. Maç sahaya. Ha? Bu da nedir? Profesör? Maç sayar bütün hayati fonksiyonlarınızı okur. Kas kütlesi, yetenek, güç, hız ve sizi demir tanklı rakibinizle kıyaslar ve sizin için bir antrenman hazırlar. Sizi rakibiniz için hazırlar. Fiziksel olarak bu makine sayesinde potansiyelinizin sınırlarını zorlayacaksınız. Hem de sakatlanma. Sen ciddi misin? Bu şey cidden çalışıyor mu? Tabii ki, o bir dahi. Emin olun, çalışıyor. Zayıflıklardan kurtulmadan en güçlü takım olamayız. Onlardan arınmamız lazım. Blok. Önce sen gidiyorsun. Geriye bir tek sen kaldın. Ne? Ne oldu? Evet. Bu sonuncusuydu. Çok ilginç. Mekik'ten nefret ederim. Acaba başkasına versek olmaz mı? He? Koç? Genel teknolojiye karşı çıkmam. Ama bu program sana uymuyor, Shakes. Uymuyor mu?
Bu nasıl olabilir ki? Çok yorulursun Shakes. İlk 11'den bir sakatlığı göster alamam. Ama... Düzenli antrenmanlara devam et yeter. Endişelenmene gerek yok. Öğren, çalış, uygula. Peki şimdi tam olarak nasıl kendimi takımın bir parçası olarak göreceğim? Çok yakıyor! Çok yakıyor! Beyler, antrenmanınızın en önemli ikinci kısmına hazır olun. Ne? Durmak mı? Şimdi demir tankların yenilmezler maçını izleyeceğiz. Onları hatırladınız mı? Evet. Bu maçı tanklara karşı kazanma ihtimalimizi artırmak için kullanalım. Ve maç günü! Umarım ev sahibi takım demir tanklara karşı iyi hazırlanmıştır. Görünüşe göre birileri ustadan birkaç tüyo almak için maçı izlemeye gelmiş. Tank nasıl durdurulur gösterelim. Hey! Haftaya sen orada duracaksın. Skara'nın durduğu yerde. Bakalım yenilmezler deplasman takımı karşısında ne yapacak? Ellerinde her ne varsa umarım bu savunmayı geçmeye yeter. Bunun iz bırakacağına şüphe yok. Demir tanklar 3-0 önde ve bitime çok az kaldı. Hiç ders çıkarmıyorsun değil mi? İyi ki o fazladan antrenmanı yapmışız değil mi? Bu çok korkunçtu. Bugün demir tankların neler yapabileceğini gördünüz. Ama her ne kadar iyi görünseler de maç için hazır olacaksınız. Çünkü hepiniz tek bir yumruk olacaksınız. Ve bunu hiçbir şey yenemez. Hadi başlayalım. Yukarıdan manzara nasıl, Shakes? Harika! Uber neyle karşılaşacağını bilmiyor. Programımın dediğine göre bugün yoğunluğu artırmam gerekiyor. Hiç sorun değil. Hatta daha da artırabileceğimi söylüyor. Profesör? Koç, ufak bir şey var. Shakes kesinlikle programı uygulamamalı. Merak etme profesör. Onu hiç antrenmana sokmadım. İyi. Yanlış antrenmanları yaptığı takdirde ciddi sakatlıklar geçirebilir. Katılıyorum profesör. Katılıyorum. Takım, yarın büyük bir maçımız var. Büyük adamlarla yüzleşeceğiz. Yaptığınız antrenmanlara güvenin. Takım oyunu oynayın.
Eğer bunları yaparsanız Süper Lig kupasını kazanabiliriz. Kupa mı? Kahve içilen kupa gibi mi? Dostum. 3 deyince 1, 2, 3. Süper Golcüler. Umuyoruz ki bütün oyuncular bu gece kafalarını rahat bir şekilde yastığa koyarlar. İyi olan takım kazansın. Bacağım. Golcü yuvasında maç günü ve bunun heyecanlı ve acımasız bir maç olacağından şüphe yok. Daha önce hiç böyle bir atmosferle karşılaşmamıştım. Maçı kim kazanacak? Hiçbir fikrim yok. Eğer bugün kazanamazsak Süper Lig'de şansımız yok demektir. Şimdi Shakes nerede? Shakes! Sana ne oldu böyle? Buna inanamıyorum. Koç, oynayabilirim. Ama koç! Hiç vakit kaybetmeden revire git. O bacağı acilen birine göstermelisin. İşte geliyorlar. Yani birçoğu. Dur. Neden Klaus El Matador'la forvette başlıyor? Shakes nerede? Ne? İnanılmaz! Süper golcüler demir tanklarla baş edebiliyor. Kafa kafayalar. Evet, neredeyse. Shakes'in gol atmasından endişeleniyordum. Ama sen... Gol atmak istediğimi de kim söyledi ha? Gol! Süper golcüler ilk golün sahibi oluyor. Shakes bunu da sahaya adım atıyor. Ama bir dakika, bacağı, bacağında sargı var. Bu haldeyken tanklar karşısında ne kadar yararlı olabilir ki? Koç, iyi haber. En az 15 dakika oynayabilirim. Senin oynayacağını da kim söyledi? Ne? Ama koç, bizim gol atmamız lazım. Emirlerime çünkü... karşı geldin. Antrenman programı uyguladın. Kendi ihtiyaçlarını takımınınkinin önüne koydun. Yedek kulübesine geç. Oh! Yine Uber Klaus'u ezip geçiyor. Acaba Shakes süper golcülerin aradığı ilaç olabilir mi? Evet. Demir tanklar yedikleri ilk golden sonra süper golcülere göze görülür şekilde üstünü kurdu. Kesinlikle. Ancak süper golcüler yine de maça tutunuyor. Evet. Acaba bu maç için özel hazırlanmış olabilirler mi Mac? Resmen kaleye yıldırım gibi bir şut çekti. Wow! Gerek aynı yere iki kez yıldırım düşebiliyor mu? Ve top dikişini yere vuruyor. Maça beraberliği getiriyor. Koç, bunu yapabilirim. Beni oyuna sok. Sana o golü getireceğim. Hızlı ve atılgan. Av! Av! Sahada bir gövde gösterisi var. Shakes'i oyuna sokmak belki de kırmızıları bu durumdan kurtarabilecek tek çözüm. Shakes, ne bekliyorsun? Hemen maça gir. Baş üstüne. Shakes maça giriyor. Söylemiştik. Takvimiştik.
Artık zamanı gelmişti. 90 dakika sana fazla mı geldi ya? Ah, zoru daha çok severim. Neden kulübede kaldığını anladım ufaklık. Zayıflıkların varken en güçlü takım olunmaz değil mi? Hadi onlara zayıflıklarını gösterelim. Başarabilirim. Shakes, boştayım. Topu bana at. Güzel Shakes, ama bu senin hakkın. Neyse ki kollarım hala sağlam. Güzelliğine bakın! Gözlerime inanamıyorum. Sana söylemiştim. Shakes'i oyuna sokmak aradıkları ilaçtı. Sen mi söyledin? Süper golcüler başardılar. Sanırım tankların serisi bu sene sona eriyor. Sakat dizim şimdiden iyileşti gibi hissediyorum. Koç neden fikrini değiştirdi? Oyuna sokmaz sanıyordum. Çünkü uzun bir süre oynayamasam bile sahada hep beraber olmalıydık. En azından birkaç dakikalığına. Üzgünüm. Hepinizi yüzüstü bıraktım. Her şeyi riske attım. Bu seferlik işe yaradı. Ama gelecekte burada söylediğim her şey bir emirdir. Shakes, koç iyi davrandığı için çok şanslısın. Fakat ne yazık ki biz koç kadar sakin değiliz. Biraz çamaşırlar senden. Dostum. Evet.